şehir, akşamları çok güzel. Arkadaşlarla birlikte olmaktan da çok keyif duyuyoruz. Ne güzel, bütün avcılar bir araya geldi. Sizleri de burada görmekten çok mutluyuz. Afiyet olsun diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, şimdi 7. Anadolu Avcılık Ödülleri, Yılın Avcılık Ödülleri ve takdir plaketleri dağıtım törenine hepiniz hoş geldiniz. Gecenin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye Anadolu Avcılık Ödülleri Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Antonia Trupia'yı davet ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sayın hanımefendiler, sayın beyefendiler, hoş geldiniz 7. ödül törenine. Ben burada sizlere hitap etmekten şeref duyuyorum. Çünkü onursal başkanımız Ali Üstay bir vefat nedeniyle gelememiştir. Başkanımız da ayrı bir sebepten, özel ailevi bir sebepten gelememiştir. Bu onuru bana bıraktılar. Zor bir iş ve de bana şeref veren bir iş. Yani sizlere hitap etmek zaten Türkiye'nin en büyük tanınmış avcılarına hitap etmek ayrıca bir zorluk taşır. 7. ödül töreninin bu şekilde kalabalık bir toplum ve seçkin bir toplum tarafından onurlandırılması ayrı bir kıymet taşıyor. Biz buna 7 yıl evvel Ali Üstay'ın evinde bir özel davetle başladık. Ananevi bir şekle dönüştü ve artık Türkiye'de yaban televizyonunun da yardımıyla bir ekol haline gelmiştir. Şunu da anlatmak istiyorum. Bir yıl ve son 2 yıl içerisinde yapmış olduğumuz müthiş bir ilerleme var. Türkiye'de ilk kere bir üniversitede yaban hayatı müzesi kurulmuştur. Bunu evimde tek başıma bir akşam affınıza sığınaraktan rakı içerken aklıma geldiydi ve senatoya sunmuştum, teknik üniversiteye. Birinci senato kabul etti oy birliğiyle. Rektör kabul etti. Hemen arkasından rektör devrildi. Ona aksi olan bir rektör geldi. Eyvah dedim. Müze fikri yattı. Yani bu iş yürümeyecek diye düşündüm. İkinci senatoya sunduğumda kabul ettiler. Ve bugün Ufuk Güldemir varisleri ve yaban ailesi müthiş bir maddi yardım ve destekle de bu müzeyi gerçekleştirdi. Tabii müze işletme anlamına geldi demek istemiyorum. Ama müzenin bütün inşaatı bitmiştir. Türkiye veya İstanbul'un en güzel yerinde bu şekilde ortaya çıkmıştır. Bu haberi vermek istedim. Bu arada Yılmaz Aru beyefendiye geçmiş olsunlar diliyorum. Çünkü çok önemli bir akciğer ameliyatı geçirdi. Ben de geçirmiştim de biliyorum ne olduğunu. Onun için geçmiş olsunlar. Kendileri iyi. Başsağlığı dilemek istiyorum Ali Üstay beyefendiye. Çünkü kayınvalidesi vefat etti. Fakat tabii birkaç evlilik geçirdiği için hangi kayınvalidenin vefat ettiğini öğrenemedik. Lafı da uzatmak istemiyorum. Hem müzeyi anlattım hem de rakı zamanınızı almak istemiyorum. Hepinize iyi akşamlar, mutlu günler ve rast gelsin diyorum efendim. Sayın Antonia Trupia'ya bu güzel sözler için çok teşekkür ederiz. Şimdi Anadolu Avcılık Ödülleri'nin kuruluşundan bu yana partneri ve kurumsal sponsoru olan Yaban TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Anadolu Avcılık Ödülleri Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Melih Meriç'i sahneye davet ediyorum.
Çok kötüydü konuşma. Yol boyunca Tony Hoca'nın konuşmasını hep tartıştık da ben çok merak ediyordum. Çok güzel bir konuşma oldu. Hanımefendiler, beyefendiler, dünyanın saygın ödülleri arasına giren Anadolu Avcılık Ödülleri'nin 7. yıl dönümünde buradayız. Bildiğiniz gibi dünyanın en çok satan kitap serisi Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'dır. Bundan 57 yıl önce ilk baskısı Londra'da yayınlanan Guinness Records Book kuruluşundan bu yana büyük ilgi çekmiştir. Nitekim Amerikan kütüphanelerinde en çok çalınan kitap unvanı da ona ait. Yayıncılık açısından yüzyılın en ilginç buluşlarından biri olduğu tartışılmaz. Guinness Rekorlar Kitabı ismini Guinness Bira Fabrikası'ndan alıyor. Bu kitabın yazılması ve yayınlanması fikrinin sahibi olan avcı Sir Beaver, Guinness Bira Fabrikası'nın müdürüydü. Sir Hugh Beaver, İrlanda'da gittiği bir avda arkadaşlarıyla bir tartışmaya girdi. Bu tartışma Avrupa'nın en hızlı kuşunun hangisi olduğu tartışmasıydı. Acaba grouse mu yoksa golden plover mı? Av sohbetindeki bu tartışma bitmedi. Kimin haklı olduğunu öğrenebilecekleri bir kitapta yoktu. Sir Hugh Beaver bu tartışma üzerine dünyada en hızlı, en büyük, en çok gibi enlerin yer aldığı bir kitabın çok iyi olacağı fikrini ortaya attı ve bunu bir yayıncı arkadaşına anlattı. İşte yüzyılın en çok satan kitap serisi olan Guinness Rekorlar Kitabı'nın kaynağı bir avcı olan Sir Hugh Beaver ve 4 Mayıs 1951 yılında İrlanda'da yapılan o av sohbetidir. Bildiğiniz gibi avcılık hazırlığından başlayıp eve hüzünlü dönüş anına kadar binlerce yıl içinde üretilmiş ve yerleşmiş ritüeller içerir. Hiç kuşku yok ki av sohbetleri de bu sürecin en zevkli ritüellerindendir. Türkiye'de bundan 8-9 yıl önce birkaç kıymetli avcının muhtemelen av sohbetlerinde konuştukları, düşünüp ölçüp biçip kurdukları Anadolu Avcılık Ödülleri bugün 7 yaşında. Bu ödüllerin bu aşamaya gelmesinde birçok kişinin emeği var. Başta onursal başkanımız Ali Üstay, rahmetli Ufuk Güldemir, Halil Gülçur, Doktor Ali Bürkev, Ali Toksoy, Abdullah Ceylan, Ömer Borovalı, Şölen Arkun, Antonio Trupia, Gaya Güldemir, Yılmaz Aru, Abidin Egeli, Türker Sümer, Erdin Dinmez, Yavuz Konuk, Ayhan Yavrucu, Kaan Karakaya, Aret Akmercan, Ali Coşar, Murat Boyacıoğlu ve daha birçok kişi. Sizi onları alkışlamaya davet ediyorum. Onlar etik ve sürdürülebilir avcılığın yerleşmesi, yaban yaşamının korunması ve geliştirilmesi için Türkiye'ye gerçekten çok önemli bir müessese kazandırdılar. Yaban TV olarak desteklemekten ve bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz Anadolu Avcılık Ödülleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, Türkiye ve çevresindeki sivil toplum kuruluşlarımız, sektörümüzün önde gelen temsilcileri, yaşamı ve avcılığıyla örnek olmuş yaban dostlarını bir araya getiren, hepimizi buluşturan bir şemsiye. Yönetimde yeni görev almış kişiler olarak bu saygın kurumu tarihe yakışır şekilde sürdürmek ve yüceltmek arzusundayız. İnşallah bunu başarabiliriz. Konuşmamı bitirirken bu yıla ilişkin çok iyi, çok güzel bir iki hususa değinmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi az önce Profesör Antonio Trupia'nın da bahsettiği İTÜ Ufuk Güldemir Yaban Hayatı Müzesi. Bu müzenin inşaatı Temmuz ayın sonunda bitecek ve Ağustos ayında